Ben Güney Sentürk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Yıldız Spor'un teknik direktörü Oktay Aydaz. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba Günaycığım, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Biz de işte YouTube'dan yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Sağ olun bizi kırmadığınız için, yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ederim. Rica ederim canım benim. Biz her zaman senin yanındayız biliyorsun. Ya biliyorum hocam, o yüzden dedim Oktay hocam beni kırmaz. Sağ olun kırmadınız. Zaten herkes evde, bir şekilde vakitle Malum. geçmesi gerekiyor. Sizler antrenmanlara devam etmiyorsunuz herhalde şu anda. Maalesef Günaycığım, biz yaklaşık 3 haftayı aşkın bir süredir bu malum koronavirüs nedeniyle federasyon zaten alt ligleri ve profesyonellikleri malum biliyorsun iptal etmişti. Evet hocam. Biz de küçük yaş kategorilerinde faaliyet gösteren bir takım olduğumuz için bütün küçük yaş kategorilerindeki maçlar da iptal olunca 3 haftadır herhangi bir faaliyet gösteremiyoruz. Futbol okulumuzda da yine aynı şekilde. Malum bu virüs nedeniyle evde kendi karantinamızı oluşturduk. Evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Yani ben de mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Ben de çalışıyorum, mecbur çalışan insanlarımız da var. Ben de onların içinde bir tanesiyim. Ben de elimden geldiği kadar evde duruyorum. Şimdi hocam yavaş yavaş zaten ilk sorumuz koronavirüsüyle alakalı. Şimdi hocam öncelikle koronavirüsü ülkemizi bahsettiğimiz gibi çok ciddi derecede etkiliyor. Her geçen günde sayılar maalesef artıyor. Liglerimiz de ertelendi. Yani bundan 3 hafta önce. Bu ertelemenin doğru olduğu hepimiz tarafından biliniyor. Yani ertelenmesi zaten mecburdu. Ancak bazı kamuoyunda oluşan şeyleri soruyorum. Mesela daha önce ertelenmeliydi. Beşiktaş Galatasaray maçı oynanmamalıydı. Veya şunu söyleyenler var. Bu koronavirüsü çıktığı anda, Avrupa'da yayıldığı andan itibaren ligler, tüm ligler, işte İtalya olsun, Almanya olsun, sırayla teker teker ertelediler. Gelmeden önce ertelenseydi daha farklı olurdu diye söyleyenler var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ertelenme tarihi normal miydi yoksa geç mi alındı? Bence geç alınmış bir karardı. Yani benim futbola bakış açım aslında şöyle. Seyircinin, taraftarın olmadığı ortamda bu işin gerçekten tadı tuzu olmuyor. Özellikle üst kategorideki liglerde. Malum seyircisiz bir hafta maç oynatmak durumunda kaldılar. Arkasından da ligleri geçici bir süre durdurdular. Tarih de belli değil henüz. Ayrıca bunun dışında bir de bu işi yapan kişiler de makina değil. Bunlar evet. Da insan sonuçta. Onların da çocukları var, eşleri var, anneleri var, babaları var ve kendi canlarını taşıyorlar. Dolayısıyla onları da riske atmamak adına aslında bu işler çok daha önceden belirli bir süreliğine askıya alınabilirdi. Özellikle Fatih Hoca bu konuyla alakalı ciddi açıklamalar yaptı ama diğer hocalardan göremedik ve bazı spor yorumcuları da Fatih Hoca'yı oldukça fazla eleştirdi. Ne var yani gibi, bir hastalık yoktu o dönemlerde. Fatih Hoca'nın da koronavirüsü olması da biraz manidar gibi geldi. Yani bir tek o söyledi, hepimizin canı vardı da aynı sizin gibi. Bir de o da koronavirüs oldu, o da atlattı. Buradan da geçmiş olsun diyoruz kendisine, aynı zamanda Abdurrahim Bey'e de. Şimdi hocam ikinci soru da şu. Şimdi ligler iptal oldu. Bu yani iptal oldu, teyir edildi, ertelendi. Şimdi bu ligler nasıl devam edecek? Yani devam edecek mi? Kamuoyunu o da inanılmaz derecede bir yer kaplıyor. Herkes onu konuşuyor. Ve devam ederse sizceyi soruyorum. Nasıl devam etmeli? Kim başkan çıkıyor diyor ki bu şekilde tescil edilsin. Trabzonspor şampiyon ilan edilsin. Kimisi diyor ki şampiyonla oynayan takımların hepsi playoff olsun. Playoff oynasın. Şampiyonluk o şekilde belirli olsun. Kimisi diyor ki sıkıştırılmış bir
Lig yapılsın. Bir an önce bitirin. Bugün de Rıza Çalınbay bir açıklama yaptı. Onu da söyleyeyim. Diyor ki Antalya'ya gelsin bütün takımlar 14 gün boyunca izole olalım. Burada ligi bitirelim. Sizce nasıl bitirilmeli? Devam edecek mi? Etmeli mi? Nasıl olur hocam? Size tahmininizi soruyorum. Fikrinizi soruyorum. Yani şimdi senin saydığın seçenekler arasında bana sanki en mantıklısı sıkıştırılmış bir lig oynanması gibi geliyor. Yani son hani ondan önceki söylediğin seçeneklerde şampiyonluğu oynayan takımlar işte kendi arasında bir playoff oynansın falan gibi bir fikir hakim diye belirttin ama bir de şimdi küme düşmemeye oynayan takımlar var. Bunları nasıl yapacağız? Bence doğru olanı her haftada 3 tane maç oynayarak sıkıştırılmış bir lig şeklinde bu işin sonlandırılması. Yani bu virüs malum bu virüs ortadan kalktığı andan itibaren artık bir ay mı sürer bu, iki ay mı sürer? Benim kendi öngörüm açıkçası yani Haziran'ın ortasından önce herhangi bir faaliyet olamayacağı yönünde. Haziran'ın ortasından itibaren Rıza Hoca'nın söylediği de aslında gerçekten çok mantıklı. Antalya'da takımlar kamp yapıp belirli bir süre kamp dönemini geçirdikten sonra haftada 3 maçla. Evet, aynısını söyledi zaten 3 maçta. Yani evet. ben dinlemedim hocanın açıklamasını ama aklın yolu da bir mantıklı olanı söylemiş hocam. Rıza evet. hocam mantıklı olanı söylemiş. Evet, evet hocam. Şimdi koronavirüsünü bir kenara bırak. Sormak istediğim farklı bir soru var hocam. Şimdi ülkemizde 2 yıldır VAR uygulanıyor. Video asistan yardımcı hakem uygulaması. Şimdi bunu hemen hemen tüm ligler uyguluyor. Biz de uyguluyoruz. Bunu 2 yıldır bir fiil uyguluyor Türkiye. Şimdi bu VAR sistemi sizce futbolun doğasını bozdu mu ki şöyle söyleyeyim. Şimdi amatörde yok bu VAR mesela. Siz hala eski olduğu gibi oynanıyor ve televizyondan izlediğinizde VAR'lı bir şekilde izliyorsunuz. Siz evet. Bir futbol adamı olarak hangisini tercih edersiniz? VAR'lı sistem mi, VAR'sız sistem mi? Ya eğer VAR video asistan hakem uygulaması eğer gerçekten ilk uygulandığı Dünya Kupası'ndaki uygulandığı şekliyle çok doğru bir şekilde uygulanırsa ben uygulanmasından ve kullanılmasından yanayım. Onu soracaktım. Yani sizce ülkemizde tam anlamıyla uygulanıyor mu? Veyahut gelişmesi gereken bir şeyler var mı? Bir de hakemler konusunda şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela ben de sizinle beraber uzun dönem bir görev yaptım. O dönemden de hatırlıyorum bu hakemleri. Yani hakemlerin performansından memnun musunuz hocam? Yani alt liglerden bahsediyorum. Bu hakemlerde o dönemleri ben hatırlıyorum. Çok büyük sıkıntılar vardı. Hala devam ediyor. Yani Türkiye'de hakem... Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Galatasaray'ın maçına hangi hakemi atarsaklar atasınlar hemen taraftar bunu atadın. Fenerbahçe'ye geçiyorsun. Bu bir hakem atıyorlar. Bu eyyam yaptı. Beşiktaş'a geçiyorsun. Aynı. Kimse hakem beğenmiyor. Ama hakem de çıkmıyor hocam. Şimdi alt durumdaki yani amatördeki hakemlerin durumları nedir? Bir de onu merak ediyorum. Maalesef. Günaycığım maalesef. Yani zaten üst liglerin durumlarını görüyoruz, durumunu görüyoruz. Süper Lig'den bahsediyorum. Süper Lig seviyesindeki hakemlerimizi bile izledikten sonra alt ligleri de bir orayla mukayese etmek gerekiyor. Yani Süper Lig seviyesindeki hakemler de zaten alttan gelenlerin aynası. Maalesef alt yaş kategorilerindeki hakemler çok 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 yetersiz. Gerçekten çok yetersiz. Ben aslında bunu şeye de bağlıyorum. Yani senin az önceki konuşma kulüplerin tavırları, bu işin içinde biraz siyasetin de olması, maalesef yani maalesef siyasetin de olması çok doğru anlamda etkilemiyor hakemleri. Aslında bu VAR sistemi gerçekten çok böyle şöyle söyleyeyim.
dürüst bir şekilde eğer ele alınacak olursa, dürüst bir şekilde ele alınırsa, çok basit yani bu işin eğitimini görmeyen her insanın bile altından kalkabileceği bir uygulama. Çok basit bir uygulama. Yani önünde görüntüler var. Bu evet, görüntüler hocam. üzerinden karar veriyorsun. Olumlu ya da olumsuz kararlar veriyorsun. Evet. Dolayısıyla burada biraz iyi niyete de bakmak gerekiyor. Kulüplerin dediğin gibi, az önce senin söylediğin gibi, kulüplerin duruşlarına bakmak gerekiyor. Federasyonun duruşuna bakmak gerekiyor. Yani her kulüp, çünkü söylediğin gibi az önce senin de, bir hakem atanıyor. İşte atıyorum Galatasaray kulübü çıkıyor. Vay efendim, bu hakem nasıl bizim maçımıza atanır? Fenerbahçe'nin maçına bir hakem çıkıyor. Bizim maçımıza bunu nasıl atarsınız gibi söylemler oluyor maalesef. Kimse hakem beğenmiyor. Aynen. Böyle söylemler de olunca hakemler de bence sanki bunun biraz etkisi altında kalıyorlar. Aslında ben hakemlikle alakalı yıllardır şunu savunuyorum. Hep söylüyorum. Belki aykırı bir şey olacak senin söylediğinden, sorundan bağımsız belki bir açıklama olacak bu açıklama, ama ben yıllardır şunu savunuyorum. Aslında tüm dünya federasyonlarıyla, ya da tüm dünya demeyelim de buna, Avrupa'daki ülkelerin federasyonlarıyla bir araya gelip merkez bir hakem kurulunun oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Yani nasıl Şampiyonlar Ligi'nde ya da Anladım. UEFA Ligi'nde her ülkeden hakemler alınıyor ve Türkiye'de oynanan maçlara da Türk hakemlerin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Yani Türk hakemlerinin gerçekten kötü hakem ya da yetersiz hakem olduklarını düşündüğüm için değil. Eyyam. Maalesef yani eyyam Evet. da demeyelim aslında ona da. Şimdi herkesin, yani biz bu ülkede doğduk. Evet. Bu ülkenin vatandaşıyız. Doğduğumuz anda işte hepimiz sporun belirli bir kısmında içinde olduk, içinde bulunduk. Dolayısıyla bu ülkenin içinde olmamızdan kaynaklı da herkesin tuttuğu bir takım var. İşte sen X bir takımı tutuyorsun, ben X bir takımı tutuyorum. Herkes mutlaka bir takım tutuyor bu işin içinde olan. Evet hocam. Hakemler de bu işin içinde, çocukluğundan bu yana bu ülkenin içinde doğmuş, büyümüş insanlar. Dolayısıyla bu insanların da çocukluğundan bu yana gelen, sempati duydukları takımlar var. Mutlaka hocam, evet. Şimdi bu takımların maçlarına çıktığında ya da bu takımların rakiplerinin maçlarına çıktığında görüşler çok farklı, değerlendirmeler çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla bence hani yabancı hakem gelsin anlamında söylemiyorum ben bunu da. Bu belki farklı değerlendirilebilir. Hani Türk hakem olmasın da yabancı hakem olsun anlamında söylemiyorum. Aslında bu global bir mesele. Eminim Avrupa'daki birçok ülkede, tüm dünyadaki birçok ülkede bu benim söylediğim sorunlar mutlaka yaşanıyordur. Aslında bu yani belki çok kısa zamanda yapılabilecek bir şey değil, ama önümüzdeki dönemlerde biz bunu görür müyüz, göremez miyiz bilmiyorum. Mutlaka gerçekleşecek bir şey aslında bu. Tüm Avrupa'da merkez bir hakem kurulu olmalı. İşte atıyorum Polonyalı bir hakem Türkiye'ye gelmeli, Türk bir hakem İspanya'ya gitmeli, İspanyol bir hakem Türkiye'ye gelmeli, İngiliz bir hakem İskoçya'ya gitmeli gibi. Yani mantıklı olan da sizin söylediğiniz. Biz daha önceden hani hep böyle konuşuyorduk kendi aramızda da olsun. İşte derbi maçlarını kim yönetsin? İşte dışarıdan gelsin. Ama bu şekilde olursa bence daha mantıklı. Hiç bu açıdan değerlendirmemiştim. Umarım böyle bir şey olur ki olmalı da. Ben de artık çünkü yabancı hakem istiyorum. Yani Eyyam konusu. Ben Eyyam diyorum. Çünkü oraya hata yaptığı zaman illa buraya da hata yapıyor. Yani ben dengeliyor. Dengeliyorlar birbirlerini. Çok gördüm çünkü. Ben öyle demiyorum. Yani sporun içinde, futbolun içinde olan bir insan olarak Eyyam kelimesini de çok böyle hakemlere yakıştırmak istemiyorum açıkçası. Ama bu benim söylediğim fikir. Ben bunu yıllardır kendi kafamda, kendi içimde böyle hep hayal etmişimdir. Bunu belki biz yaşadığımız süreç içerisinde göremeyeceğiz ama
İleriki yıllarda mutlaka bu sistem gelecek yani. Mutlaka gelecek. Evet. Çünkü İspanya'da doğup büyüyen bir hakem de Real Madrid'i, Atletico Madrid'i, Barcelona'yı, Villarreal'i falan mutlaka tutuyor. Tuttuğu Hı-hı. takımlar var evet. mutlaka. Valencia'yı tutuyor. İngiltere'de doğan bir hakem, doğup büyüyen bir hakem çocukluğundan bu yana işte Manchester United'a, Manchester City'ye, Chelsea'ye, Arsenal'e sempati duyuyor. Ve sonrasında çıkıyor bu takımların maçlarını veya bu takımların rakiplerinin maçlarını yönetiyor. Evet. Mesela asıl ben çarpıcı bir şey söyleyeyim bu söylediğim konuyla alakalı. Şimdi ülkemizde yaşanan bir durum. Mesela Trabzonspor'un yedek kalecisi Erce Kardeşler. Evet. Çok beğendiğim, çok çok yetenekli, gerçekten çok yetenekli bir kaleci. Kardeşi de Arda Kardeşler. O da evet. hakem. Evet. Yani şimdi ikisi de aslında kendi yaptığı işte gerçekten çok başarılı çocuklar. İkisi de yani Arda Kardeşler de bence iyi mesleğini icra eden insanlardan bir tanesi. Erce de ben önümüzdeki 1-2 sene içerisinde çok 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 üst düzey bir noktaya geleceğini düşündüğüm bir kaleci. Hı hı. Şimdi yani bu Arda Kardeşler kardeşinin Süper Lig'de kalecilik yaptığı takımdan dolayı ya da kalecilik mesleğini yapmasından dolayı hakemliği mi bırakmak zorunda kalmalı? Evet. Ya da Erce mi kaleciliği bırakmak zorunda kalmalı? Evet, evet haklısın. İşte bu benim söylediğim belki bir ütopya bilmiyorum. Aslında çok da çok böyle çok büyük, çok devasa bir şey de değil, organizasyon da değil. Tüm Avrupa federasyonlarının bir araya gelerek bütün hakemleri Avrupa'da oluşturulan bir merkez hakem kurulunun çatısı altında toplayacak. Her Hı-hı. hafta işte her ülkenin kendi liginden sorumlu bir hakemlerle alakalı sorumlu kişisi olacak. O atamaları yapacak. İspanya'nın bir sorumlusu olacak. O İspanya'nın atamalarını yapacak gibi uygulama yapılabilir. Böylelikle mesela az önce örneğini verdiğim işte Arda Kardeşler'le Erce Kardeşler'in yaşadığı sıkıntı bu medyada da tartışıldı hatta. Evet, hatırlıyorum hocam. Evet. Yazık yani şimdi hani birinden birisi sanki kendi yaptığı mesleği bıraksın noktasına gelindi medyadaki tartışmalar sonucunda. İkisi de yaptığı işte bence çok başarılı. Yani neden birisi yaptığı mesleği bırakmak zorunda kalsın? Bu işi bence sonuna kadar devam ettirsin yani başarılı olan insanlar. Evet hocam, doğru. Evet, şimdi yavaş yavaş başka bir özellikle merak ettiğim bir konu var. Şimdi uzun yıllardır Yıldızspor'un teknik direktörüsünüz hocam. Ben de sizin orada çalışma fırsatı buldum. Ortalama 2 sene, 3 sene civarında beraber çalıştık. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlara oyuncu verdiğinizi biliyorum. Takip ediyorum. Bu başarının sırrı nedir hocam? Neler yapıyorsunuz? Teşekkür ediyorum Günaycığım. Öncelikle tevazu gösteriyorsun. Ya bunu aslında şuna bağlayalım. Ben orada sadece teknik direktör değilim. Biliyorsun benim bir ortağım var. Turan Topal. Evet, evet Turan Hoca. Çok da sevdiğim, benim de çok sevdiğim bir abimdir kendisi. Bu işin içinde yıllardır işte üst seviye profesyonel futbolda oynamış birisi. Biz bu takımın içinde bir teknik sorumluluğu, bir antrenör falan pozisyonunda değiliz. Aslında işin sırrı biraz da burada yatıyor. Biz işin içinden gelen insanlar olarak ikimiz de bu takımın sahipleriyiz. O kulübün başkanı, ben işte başkan yardımcısı. Yani ikimiz o kulübün her şeyiyiz. Bu işin içinden gelen insanlar olarak da çok doğru ekipler kurduk bugüne kadar. Çok doğru insanlarla çalıştık gerçekten. Hı hı. Genç, bu işi gerçekten çok seven, başarı arzulayan, spor akademilerinde eğitim gören, çok kıymetli, çok
düzgün arkadaşlarla çalışma fırsatı bulduk. Sen de bunlardan bir tanesiydin bizim için. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Sanki buna bağlı, bizim yaptığımız doğru yapılanmaya bağlı bir şey diye düşünüyorum ben bunu aslında. İkimiz de çok titiziz çünkü bu konuda. Hı hı. Yani gerçekten Turan Hoca da ben de bu konuda çok titiz insanlarız. Hı hı. Her çalışmada, her antrenmanda mutlaka ikimiz de bulunuyoruz. Her çalışmanın mutlaka programlarını ben veya Turan Hoca hazırlıyor, antrenör arkadaşlara veriyor ve bunları da mutlaka takip ediyoruz. Buna bağlı diye düşünüyorum ya, bu durum buna bağlı bir durum diye düşünüyorum açıkçası. Anladım. Bir de bununla alakalı bir sorun var. Şimdi benim orada çalıştığım dönemde de bu tür şeyler vardı. İsim vermeyeyim şimdi. Özellikle eski futbolcuların çocukları veyahut böyle ünlü dediğimiz, tabir ettiğimiz insanlar Yıldız Spor'u çok tercih ediyor. Böyle tribüne geldiğiniz zaman birkaç tane böyle ünlü görmek şart. Hatta Necati Ateş'i görebiliyorsunuz antrenmanda gibi bir sürü şey söyleyebilirim. Bunun sebebi de ne olabilir? Bu da ayrı bir şey mesela. En son gördüğüm Yılmaz Erdoğan vardı antrenmanda. Doğrudur. Yılmaz Erdoğan'ın oğlu da bizim oyuncumuz. Mesela yeni Ricardo Quaresma. Yani şunu da söyleyeyim. Ricardo Quaresma'nın oğlu sizdeydi. Beşiktaş değil de neden Yıldız Spor'u tercih etti? Hala bizde. Ricky hala bizde. Bu daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yeni bir gelişme bu. Bunu da buradan şimdi söylemiş olayım. Bu koronavirüsünün ülkemize gelmesinin hemen arefesinde Ricardo'nun asistanı aradı beni. Hocam işte Ricky yeniden size gelmek istiyor. Siz kabul eder misiniz? İşte bu koronavirüsü de hani ülkemize yeni giriyor falan. Ama şimdi değil, 21 Mart şu an. Mart ayındayız. 21 Nisan'dan sonrasında ama diye söylemişti bana. Ben de tabii ki dedim, Ricky bizim evladımız, bizim öğrencimiz. Her zaman kapımız açık ona. İsteriz tabii ki diye söyledim. Ya bunu şuna bağlıyorum. Ricky tabii ki ayrı bir konu da. Ya futbolun içinde olan insanlar doğru yapılan işleri görüyorlar. Evet. Görüyorlar yani işte bir dönem Ertuğrul Sağlam'ın oğlu Burak, senin de çok yakından tanıdığın Burak bizim uzun süre formamızı giydi, bizim uzun süre eğitimimizi aldı. Evet, Abdullah Ercan'ın oğlu, Sertan Eser'in oğlu, işte şu an Yılmaz Erdoğan'ın oğlu, yani şu an aklıma gelmeyen birçok daha bu yönde gerçekten çok üst düzey ailelerin çocukları ve futbolun içinde olan insanların çocukları bizim eğitimimizi alıyor. Bu da beni çok sevindiriyor açıkçası. Gerçekten çok mutlu ediyor. Şundan dolayı yani hani futbolun içinde olan insanların bizi tercih etmesi demek bizim doğru yaptığımız, yani işimizi doğru yaptığımızın bir göstergesi demek gibi geliyor bana açıkçası. Elimizden geldiği kadar gerçekten çok titiz davranıyoruz. Çok titiz. Az önce de söylediğim gibi antrenmanların tamamında ben de Turan Hoca'da mutlaka bulunuyoruz ve bizim altımızda olan işte bizimle birlikte çalışan daha doğrusu ekiplerimiz de mutlaka birebir performans antrenmanlarında mutlaka bulunuyorlar. Aksaklıklar olduğu zaman da tabii biz de işin içinden geldiğimiz için bu aksaklıkları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen bunu düzeltme yoluna gidiyoruz. Muhtemelen buna bağlı bir durumdur bu söylediğin tercihlerin nedeni. Evet, bunu da merak ettiğim için sordum. Şimdi ben de orada çalışırken Burak da bizdeydi. Evet. Onunla da hala görüşürüm. Kendisini de severim. Şimdi hocam çok farklı bir soru geldi bana, bir arkadaşım. Bunu özellikle sormamı istedi. Çünkü altyapıyla kendisi çok ilgili. Şimdi soruyu şuradan okuyayım size. Zafer arkadaşımın bir sorusu var. Zafer Kurdak. Kendisi bir antrenörle görüşme yapacağım Skype üzerinden dediğimde bana dedi ki mutlaka bu soruyu sorar mısın? Tabii dedim. Hepimizin dillerinde pelesenk olmuş altyapı soruna dair düşüncelerimizden bir tanesi bu diyor kendisi.
Çocuklarımızı başarılı ve mutlu yetiştirmek yerine daha fazla para kazanması istenen aile yapısı. Kısaca sporu geçim kaynağı olarak değil, yaşam kaynağı olarak gören spor toplumu olması lazım değil mi diyor Zafer Kurdak kardeşim. Ki ben de zamanında yaşadığım şeyler bunlar. Mesela antrenmana gönderiyorlar. Yani işte büyük futbolcu olsun, büyük paralar kazansın. Ama bizim de yani sizin de yetiştirici olarak önce şunu çok iyi biliyorum. Sizler daha çok iyi insan, iyi birey yetiştirmek istiyorsunuz. Ama veliler de aman benim oğlum sporcu olsun, futbolcu olsun, hemen olsun diye söylediklerini de biliyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Günaycığım, valla bu şöyle söyleyeyim, ben 2003 yılından bu yana futbolun eğitim tarafındayım, eğiticiliği tarafındayım. Malum biliyorsun, Beşiktaş'ın altyapısında başladım. İlk bu işe Beşiktaş Futbol Okulları'nda kurs antrenörü olarak başladım. Hı-hı. Yıllarca bu yönde de çalışmalarım oldu. Sonrasında işte birim sorumlusu olduk. Sonrasında Beşiktaş Kulübü'nde futbol okullarında denetleme biriminin içinde görev yaptık. Tüm dünya genelindeki futbol okullarının denetleme işlerini yaptık. Yani futbolun birçok kademesinde eğitici olarak bulundum. Şimdi de kendi futbol okulumuz ve kendi kulübümüz var. Maalesef bazı veliler ilk çocuklarını bize getirdiğinde bu senin söylediğin şekilde yaklaşım sergiliyorlar. Bazı veliler. Ama bu son yıllarda daha azaldı. Yani ben şimdi işte 2003 17 yıldır bu işi yaptım, yapıyorum. 17 yıldır. Hani bir 14 15 13 yıl 14 yıl öncesini şimdiyle mukayese ettiğimde şimdi artık insanlar daha bilinçli bu konuda. Yani çocukları işte şey yapsın, spor yapsın, sağlıklı bireyler olsunlar, spor kültürünü alsın çocukları, işte sosyal bir çevrenin içinde olsunlar, çocukların enerjilerini atabilecekleri çok fazla maalesef alanlar yok. İşte çocuklar enerjisini atsınlar. Yani bizim çocukluğumuzdaki gibi, mesela benim çocukluğumda ben bahçede Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bahçelerde, portakal bahçelerinin arasında büyüdüm ben. Benim çocukluğum öyle geçti. Ben o yönde gerçekten çok şanslı bir çocuktum. Ama maalesef şimdi günümüzün çocukları bu şansa çok fazla sahip değiller. Çocukların oyun alanları falan çok kısıtlandı. Yani özellikle hani bizim bulunduğumuz ilçede, Beşiktaş ilçesinde çocukların oyun oynayabilecekleri alanlar gerçekten çok kısıtlı. Hı hı. Dolayısıyla veliler hani ücretler vererek çocukların işte spor yapmaları için futbol okulları olabiliyor, bu voleybol olabiliyor, basketbol olabiliyor, spor okullarına götürüyorlar. Bu senin söylediğin kültür son yıllarda artık değişmeye başladı. Yani tabii yok mu o zihniyetle bize yaklaşan, ama onları da biz işte o velileri de elimizden geldiği kadar doğru bir şekilde bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Çocukların ilk önce iyi bir birey olması için çalışmalar yaptığımızı, sonrasında iyi bir öğrenci olması gerektiğini, eğer olabiliyorsa zaten yetenekleri varsa biz kendimiz onun önünü kesmeye çalışsak bile bunu başaramayacağımızı anlatmaya çalışıyoruz veliye. Bu sayılar çok düştü. Yani senin arkadaşının sorduğu o yaklaşımda olan veli sayısı en azından bizim bulunduğumuz ilçedeki, biz bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bizim şanslı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Beşiktaş gibi bir ilçede faaliyet gösteriyoruz. Beşiktaş'ta malumun biliyorsun yani Türkiye'nin herhalde tahmin ediyorum bir numaralı ilçesi. Hem kültürel anlamda, evet, hem de ekonomik anlamda Türkiye'nin en üst düzey ilçelerinden bir tanesi. Bu da bizim bir şansımız diye düşünüyorum. En azından bizim karşımıza bu tarz insanlar çok fazla sayıda çıkmıyor. Evet hocam. Şimdi yine herkesin merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum hocam. Yani özellikle bana hala bunu soruyorlar. Hani ben daha önceden böyle bir iş yaptığımı söyleyince. Şimdi siz de bu işin içerisinde olduğunuz için çok net cevaplayabileceğinizi düşünüyorum. Hocam, bu futbolun içerisinde özellikle altyapıda
İşte dört büyükler olsun, diğer büyük takımlar olsun. Torpil var mı hocam? Nedir? Yani mesela sorduğumuz zaman bana diyorlar ki ya ben çok büyük futbolcu olacaktım da işte dayımız yoktu, amcamız yoktu diye. Ben artık öyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum ama siz ne dersiniz hocam? Ya ben buna şöyle bir cevap vereyim. Ben hani o bizim dayımız yoktu, amcamız yoktu diyen kişiler var ya. Bunlarla alakalı işte futbolun dönem dönem bir noktasında olamayan insanların hani şöyle söyleyeyim. Altyapıda gelmiş adam işte atıyorum Beşiktaş'ın altyapısında ya da Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın altyapısında oynamış. İşte şu anki adıyla A2 ligine kadar, A2 takımına kadar yükselmiş. Ama sonra işte o takımda profesyonel olamamış kişiler için benim şöyle bir tespitim var. Üst seviyede profesyonel olamayan herkesin mutlaka bir hikayesi vardır. Mutlaka anlattığı, çevresini anlattığı ya da anlatacağı mutlaka hikayesi vardır. Ve bunlar da konuşuyorlar. Ben bu yönde bir torpil olabileceğine asla ve asla ihtimal vermiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey olduğunu görmedim de. Ben çünkü Beşiktaş'ın şu an Yavru Kartal şu an U10 kategorisi, U11 kategorisi yıl kaçtı? 2005 yılıydı yanılmıyorsam. Mehmet Ekşi hocamız Beşiktaş'ın altyapı sorumlusuydu, teknik direktördü. Sağ olsun bana o dönem bir görev vermişti kendisi. Oktaycığım gel, ben o zaman işte futbol okullarında kurs antrenörlüğü yapıyordum. Oktaycığım gel, sen burada bir görev yapacaksın dedi bana. Tabii ki hocam dedim. Yavru Kartal diye bir grup kuracaksın dedi. O zaman U10 ve U11 ligleri şu an zaten U10 hala yok. U11 ligi yoktu hala o dönemde. U10 ve U11 kategorisindeki çocukları işte o dönem İstanbul içindeki futbol okullarından seçmeler yaparak, dışarıdan da seçmeler yaparak takımlar oluşturmuştuk. O takımların da başında ben teknik sorumlu olarak da bulundum. Sağ olsun şu an hala Beşiktaş'ın altyapısında idari sorumlu olarak görev yapan Nuri Şahbaz kardeşimiz de sağ olsun o konuda bana çok yardımcı olmuştu. Bana yardımcı da olmuştu yani sağ olsun. Sadece şöyle zorluklar oluyor açıkçası. Yani orada bir torpil asla ve asla olmaz. Orada görev yapan hiçbir antrenör böyle bir şeye asla ve asla müsaade etmez. Sadece şöyle bir sıkıntı var altyapılarda. Yani işte Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi bütün takımlarda bunlar yaşanıyordur eminim. İşte hasbelkader gelip bu takımların yönetimlerinde görev yapan insanların da sonuçta kendi çevrelerinde eşleri, dostları, arkadaşları var. Bunlara mutlaka böyle işte çok yetenekli çocukların olduğunu söyleyen, etrafında işte şu çocuk ben izledim çok yetenekli. Bu çocuğu mutlaka sizin altyapınıza alın diye telkinlerde bulunan mutlaka insanlar oluyor. Maalesef bunlar da bazen bu istekleri, bu ricaları geri çeviremiyorlar. İşte bunu yapmamak gerekiyor sadece ama onların da ben bu anlamda kötü niyetli olduklarını asla ihtimal vermiyorum. Çünkü oralara hani gelip yöneticilik yapan insanlar amatör anlamda gelip gerçekten orada faaliyet gösteriyorlar. Buradan herhangi bir maaş almıyorlar. Hatta kendi ceplerinden ödemeler yapıyorlar. Hiçbir yönetici kendi kulübünün asla ve asla kötüye gitmesini asla istemez. Ben böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermiyorum açıkçası. Şimdi oradan üst taraftan bu yönde bir böyle rica olduğu zaman işte altyapıda çalışan ya da o yöneticilerin altında çalışan insanlar maalesef biraz böyle etki altında kalabiliyorlar. Bunun ileriki dönemlerde önüne geçebilirsek altyapılarımız çok daha iyi yere doğru gidecektir diye ümit ediyorum. Ama torpil olayının olduğuna asla ve asla ihtimal vermiyorum. Öyle bir şeyi ben görmedim.
kendi bulunduğum çevre içerisinde. Evet hocam. Yani zaten orada yoksa hiçbir kulüpte de yoktur. Yani siz görmedim diyorsanız yoktur. Benim için konu kapanmıştı yani. Eyvallah. Sağ ol Günay. Şimdi hocam son sorumuza geliyorum. Yavaş yavaş kapatacağız programı. Şunu merak ediyorum. Sizin fikriniz nedir? Türk futbolunu 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Yani gelişebilecek miyiz? Altyapı olsun, A takım düzey olsun, Türk milli takım olsun. Düşünceleriniz nelerdir? Bu konuda çok iyimser değilim ya. İyimser de olamıyorum maalesef. Yani takımlarımızın çok doğru yönetilmediğini açıkçası düşünüyorum. Yani bu işlerin içinde neler dönüyor açıkçası onu da bilmiyorum. Üzülüyorum ama yani bu duruma. Gerçekten hani biz de bu işin içinde olan birisi olarak baktığım zaman yani takımların yapmış olduğu transferlere falan bakıyorum. Yani gerçekten hani biz şu an bu işin en altında bulunan insanlarız. Şey olarak söylemiyorum bunu, bilgi olarak söylemiyorum. Biz alt yaş kategorilerinde hizmet veren bir kişiliğe sahibiz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Hep küçük yaş kategorilerinde hep bugüne kadar eğitim verdim, hizmet verdim. Hani buralarda eğitim veren bir insan olarak bile baktığımda yani takımların yapmış olduğu transferler akıl alır gibi değil ya. Yani şu Fenerbahçe kulübünün şu son 2 yıldır yapmış olduğu transferlere bakıyorsun. Gerçekten yani futbolun içinde olmayan 10 yaşında sadece 12 yaşında konsol oyunu oynayan küçücük çocukların bile yapmayacağı transferler yapıldı bu kulüpte. Bakıyorsun Fenerbahçe kulübünde. Yani Fenerbahçe kulübü şu an çok uç bir örnek olduğu için sürekli hani bu Fenerbahçe kulübünü örnek verdim. Beşiktaş kulübünde de bugüne kadar gerçekten çok yanlış transferler yapıldı. Galatasaray kulübünde de bugüne kadar çok çok büyük yanlış transferler yapıldı. Anadolu takımlarına bakıyorsun keza öyle. Yani bu kadar zor değil ya. İyi oyuncuyu saptayıp yani çok da büyük paralar vermenize de gerek yok bu işte. Gerçekten çok büyük paralar vermenize gerek yok. Genç 22-20 yaşında, 19 yaşında, 21 yaşında genç çocukları gidip izleyip bizim ligimizde oynatabilmemiz gerekiyor. Ve çok düşük miktarlarla oynatabilmemiz gerekiyor. Ben bunu yapabileceğimize de %100 inanıyorum ama bu neden yapılmıyor açıkçası? Buna da bir anlam veremiyorum. Altında başka şeyler arıyorum. Çok da üzülüyorum. Yani şimdi bunu da çok açık bir şekilde söyleyemem. Elimizde bazı net kanıtlar olmadan insanları hiçbir şekilde itham etmek istemiyorum ama kötü şeyler geliyor aklıma. Üzülüyorum ya. Yazık yani bu takımlara gönül vermiş insanlar var. Bizler bir takım tutuyoruz, sen bir takım tutuyorsun. Herkesin gönül verdiği, gerçekten gönülden desteklediği bu takımları sanki kötü yönetiyorlar. Sanki yani hocam, kötü bir şey laf da kullanmak da istemiyorum açıkçası ya. Ben 29 yaşındayım hocam. Yani ben her yıl şu kulüplerin borcunun yükseğe çıktığını görüyorum. Hiçbir zaman düştüğünü görmedim. Ne zaman düşmeye başlayacak? Bu belli değil. Ki 82 milyondan biz nasıl oyuncu bulamıyoruz? Nasıl oyuncu çıkartamıyoruz? Mesela Mesut Özil bizim Türkiye'de olsaydı bu şekilde olabilecek miydi? Onu da merak ediyorum. Asla. Mesela. Asla neden bunu yapamıyoruz işte? Neden bunu yapamıyoruz? Asla olamayacaktı. Mesela o ayrı bir konu. Ben Mesut Özil'le ilgili hani ilk Alman milli takımını seçtiğinde biraz kızmıştım ona. Hani sonuçta ülkesini seven bir insanım. Milliyetçilik duygularımız herhalde kabarmıştı o dönem. Ama sonradan şimdi daha akıllı, daha böyle mantıklı baktığım zaman, akılcı baktığımda Mesut Özil bence çok doğru bir karar vermiş Alman milli takımını seçerek. Alman milli takımında oynadı. Orada çok büyük bir idol oldu. Real Madrid gibi bir takıma transfer yaptı. Orada çok çok büyük bir yıldızdı. Arkasından Arsenal gibi bir takıma çok büyük bir transfer yaptı. Orada da çok büyük bir yıldız olarak hala devam ediyor bence.
Ama bizim ülkemizin milli takımını seçseydi, ben sana sorayım bunu. Sence Mesut Özil bu transferleri yapabilir miydi? Hakan Çalhanoğlu gibi olurdu hocam. Çünkü ben mesela Hakan Çalhanoğlu'nu da beğeniyordum ama şu an yok. Ne bileyim, Nuri Şahin, Real Madrid'e gidiyorsun, oradan sonrası yok. Hamit evet. Altıntop, Real Madrid'e gidiyorsun, ondan sonrası yok. Sonrasını evet. yapamıyor. Yani evet, bir yere kadar gitti. Arda Turan nerede? Yok. Ama Mesut Özil devamını getirebiliyor. İlkay Gündoğan devamını getirebiliyor. Mesela. Günay'cığım, şimdi örnekleri bak sen çok. Bunu evet, sen şimdi hani 82-83 milyondan nasıl oyuncular çıkaramıyoruz dedin ya. Bu benim içimde çok derin bir yara, aslında çıkarabiliriz. Aslında bizim içimizde gerçekten çok çok yetenekli çocuklar var. Ama bunu bence bu videoda konuşmayalım. Yani kaydın olduğu bir ortamda konuşmayalım. Çünkü burada çok ağır ithamlarda bulunurum bazı insanlara. Sonrasında sıkıntı yaşarız. Seninle birebir olduğumuzda bunları mutlaka konuşuruz ama. Tamam hocam. Davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim hocam. Yine müsait olduğun zaman yine davet edebilirim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum Günay'cığım. Ben de teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Kendine dikkat et, dışarıya çıkıyorsun. Ne olur sosyal temas mesafesini mutlaka korumaya dikkat et. Maskeni, eldivenini mutlaka tak. Takıyoruz hocam, evet. Sağlığına mecburen. Dikkat et lütfen. Buradan da çağrıda bulunalım o zaman hocam. Ben her videoda çünkü yapıyorum. Mümkün olduğunca evimizden çıkmayalım. Evde kalalım ve bu salgını bu şekilde geçirmeye çalışalım. Lütfen evde kalalım. En önemlisi evde kalmak. İşiniz yoksa evinizde kalın diyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.